Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin seyyidil evvelin vel ahirin. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cem'iyye. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cem'iyye. Şeyh Efendi'nin emrinden o kısa bir sohbet yapıyoruz öğleden sonra. Bugün Şeyh Efendi'nin öyle ufak tefek şeylere bakmadığı şeyler, onları tembih etmeye uğraşıyoruz burada. Tarikat sahibi, yani tarikat sahibinin adabından, yani yeni başlayanlar ya bu yolda, bu yolda olanlar, üç şey çok mühimdir onlar tarikat için. Az yemek, az uyumak, az konuşmak. Yani şimdi bugün yalnız az yemekten konuşalım, ötekiden de başka günler konuşalım. Bu yemek meselesi mühimdir. Yani Şeyh Efendi'nin de devamlı tembih ettiği, eski zamanda tek çeşit insanlar yerdi. Fazla bir şey yoktu ama daha sıhhatlıydı, daha kuvvetliydi. Yani şimdiki zaman her türlü yiyecek var. Fazla fazla yiyor insanlar. Şimdi yedikleri şey zaten, subhanallah, bu tarikatın emirleri insanın faydası için, sırf müritler için değil de insanların da faydası için oluyor. Çünkü yedikleri insan yemeğe, yiyeceği vakit hiç bakmadan ne var ne yok içinde her şeyi yiyor. Çeşit türlü zehirli gıdalar, helal haram bakma, ne var içinde ne yok içinde. Hele bahusus dışarıda bu lokantaları yemek daha mahsurdur. Yani bilmediğiniz yerlere %100 emin olmadığınız şeyde yemek çok tehlikelidir. Çünkü bilmesen de, yersen hadi günaha girmiyorsun, anladık da o zıkkım içine girdi mi hem sana zarar veriyor, ruhaniyetine zarar veriyor, hem cismine, vücuduna zarar vermiş oluyor. Onun için yani fazla arsızlık yapıp da yemek zaten, fazla yedin mi, bir şey yedin mi bıkıyor insan. Eskiden insan ayda yılda bir et yerdi, etin tadını bilirdi. Şimdi her gün et yiyor, hayvanlar ucuz, pahalı diyorlar. Halbuki çok ucuz oldu. Herkes et yiyebiliyor her gün. Ona da dikkat etmek lazım. Ama şimdi dergaha geldiğiniz vakit, dergahta şifadır Allah'ın izniyle. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Yani onun şey değil de, kendi evinizde, yerinizde çoluk çocuğa fazla fazla yedirmeye de gerek yok. Çocuk yedi mi, doydu mu, tamam yedi, yeter. Fatiha ile, besmele ile başlayıp Fatiha ile tamamladınız mı, şifa olur Allah'ın izniyle. Yani az yemek dediğimizde gene normal yiyin de aşırıya kaçmayın. Onda bu zamanı müsaadesi var yani de. Yediğinize dikkat edin. Bu birincisidir. Ötekilerine daha sonra inşallah söyleriz. İki mavzu daha başka sohbetlerde anlatırız inşallah. Today sohbet for murid. There is three subject they must take care of this. Who following tariqa and murid. For human being also this is very good. What tariqa order is for people, all people also. Good for all people. But then people, they cannot do, so never mind. We don't tell for our people also. First, not to eat too much. Second one, don't sleep too much.
Third one, don't speak too much. Today only for eating we speak. Because eating, all illness coming from the stomach. So when you eat a little bit, it will be you safe from illness first. And this nowadays food, it is you don't know what inside. Especially for restaurant or what you eat outside, it is too dangerous to eat there. Even many they mix with this bad meat. You don't know. If you eat like this, it's okay. You are not haram. You do this without knowing. But it is harming you for your spiritual and your physical, this meat. For this, if you are not sure 100% from restaurant, you don't go this. And we see this, we say for children also. Many family, my children not eating, eat. How many he eat, it's enough for him. Don't force him to eat. But this for common people saying, in your house you do this, but when you come, alhamdulillah, here, this shifa and clean food here, and barakah. You can eat here, not for this here we say in here, alhamdulillah, barakah, Mawlana. This is darga food, all shifa, or pure. You are welcome. Other subject after, inshallah, we speak about it. Wa min Allah, tawfiq al-Fatiha.